2021 LGS bitti ve artık bir şekilde sınavımızı tamamladık. Sayısal çok zordu hocam. Evet, herkes senin gibi düşünüyor Tonguç'um. Gerçekten sayısal çok zordu. Matematik gerçekten çok zorladı. Birçok öğrencimiz de sana benzer yorumlar attı. Bizler de Tonguç Akademi olarak sizlerin her zaman yanındayız. Ve şimdi ne yapacağız? Acaba şimdi ne olacak? Burada çok güzel haberlerimiz var. Gelin isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Yiğit Özak demiş ki, diyeceğim tek şey matematik zordu demiş. Alkışlıyorum arkadaşım. Tebrik ediyorum, gerçekten alkışlıyorsun Yiğit'i. Bunun nasıl etkisi olur hocam? Tabii ki etkisi olacak. Matematik belirleyici olacak. MCFC Gamze demiş ki, hocam bu sene nasıl olacak puanlar şimdi demiş. Bununla alakalı da sizler için hazırlıklarımızı yaptık. 2017'yi, 2018'i, 2019'u ve 2020'yi karşılaştırdık. 2020'de de puanlar nasıl olacak? Daha doğrusu puanlar değil de dilimler nasıl olacak? Bunu sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Team BTS demiş ki, bu sene şansımız daha mı az? İyi bir okula yerleşebilir miyim Tonguç demiş. Bu sorunun cevabını hemen veriyorum. Bu sene şansımız daha fazla arkadaşlar. Evet, gerçekten hiç üzülmemize gerek yok. Eğer çalıştıysak, eğer iyi netleri yaptıysak geçen seneki dilimlere göre şansımız daha fazla. Belli okullar haricinde, bazı okullar her zaman yükseliyor puan ama birçok okulda şansımız daha fazla diyebiliriz. Neden? Şimdi birincisi, LGS 2021'e 1 milyon 200 bin öğrenci başvuruda bulundu. Ama LGS 2020'ye 1 milyon 800 bin öğrenci başvurmuştu. Dolayısıyla bu sene daha az kişi girdiği için sınava ve kontenjanlar da artırıldığı için bu seneki öğrenciler bariz çok daha şanslı. Yani şöyle düşün, şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 10 tane okul var, tamam mı? Sınava 18 kişi giriyorsa Tonguç evladım benim, 18 kişi de kaç kişi kazanamamış oluyor? 8 kişi kazanamamış oluyor. 8 kişi kazanamamış oluyor. Peki 10 tane okulumuz var ya, bu okulun sayısını 11'e çıkarıyorum. Okul sayısını artırıyorum, kontenjanları ne yapıyorum? 11'e çıkarıyorum. Ve giren sayısını da 18'den, bak 1 milyon 800 binden 1 milyon 200 bine düşmüş. 12'ye düşürüyorum. O zaman az önce 18 kişi girip 8'i kazanamıyordu. Şimdi ise 12 kişi girip kaçı kazanamayacak? 1'i kazanamayacak. Yani dolayısıyla bu sefer öğrenciler çok daha avantajlı. Hemen hemen herkes bir yerlere yerleşecek diyebiliriz. Neden? Çünkü giren aday sayısı azaldı ama kontenjanlar artırıldı. Dolayısıyla bu seneki öğrenciler şanslı diyebiliriz. O zaman 3 tane avantajımız var. 1. Kontenjanlar artırıldı. Daha avantajlıyız. 2. Herkesin sınavı zor geçti. Benim sınavım çok zor geçti. Hayır, sadece benim sınavım zor geçti bir cümle olur mu evladım? Herkesin sınavı zor geçti. Yani sen zannediyor musun Tonguç'um, herkes sözelde çok iyi yaptı, sayısalda da çok iyi yaptı? Hayır. Sözelde gerçekten Türkçe sorularında birkaç soru hariç son derece rahatlatıcı sorular sordular. İnkılapta yine birkaç soru hariç, dinde, İngilizce'de böyle rahat gitti sınav. Ama sayısala geldiğimizde belki fen biraz daha iyiydi ama matematikte gerçekten çok zorlayıcı sorular vardı. Dolayısıyla seni zorlayan soru, seni yapamadığın soruyu muhtemelen senin istediğin okul isteyen aday da yapamadı. Dolayısıyla sıralama açısından da bu önemli. Yani bu okul yazılısı değildi ki. Okul yazılısında 85 alırsan 5'tir ama 84 alırsan 4'tür. Burada öyle bir şey değil. Geçen sene 5 yanlışla kazanılan bir yeri matematikte, bu sene belki 6 yanlışla kazanacaksın, belki 7 yanlışla kazanacaksın. Dolayısıyla sıralamaları da bu etkileyecek. Ve tercih dönemi şu anda çok daha fazla önem kazandı. Çok daha dikkatli tercih yapmamız gerekiyor. Tercih döneminde bizimle misiniz hocam? Tabii ki Tonguç'um, tercih döneminde yanındayız. Biz her zaman yanındayız. Senin peşini asla bırakmayacağız. Zaten 9. sınıfta, 10'da, 11'de üniversite sınavına hazırlanırken her zaman beraberiz. Bu arada kesinlikle 8. sınıf aboneliğini de kapatma. Orada da dursun. Bildirimleri kapatabilirsin ama 9. sınıfa da abone olmayı unutma. Şimdi dolayısıyla burada bir şey söylemek istiyorum. Kontenjanların artırılması nasıl bir etki yapıyor? Onu şöyle bir de bilimsel olarak göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Bak şimdi. Birincisi, sınavlarda biz puana mı bakacağız, dilime mi bakacağız? Puana mı hocam? Hayır, puana bakmayacağız. Dilime bakacağız. Neden biliyor musun? Çünkü tercihlerde yüzdelik dilim önemli. Puanlar iner, çıkar, azalır, artar, değişir ama dilimler çok önemli. Dilimler kontenjanlara bağlı olarak değişir. Ama puanlar sisteme göre değişir. Yani bazen 300, bak hatta şöyle göstereyim. Bak burada daha net göstereyim. 2017'de 481 puanmış. Sonra 333 puana düşmüş. Aa, puanlar düştü mü? Hayır. Sonra geri 400'ler olmuş. Sonra 300'ler olmuş. Yani burada önemli olan dilimlerdir. Puanlara bakmayacağız. Bir soruya 1 puan verirler. Bir soruya 2 puan verirler. Puanlar değişebilir. Ama dilimler değişmez. Dilimlerdeki mantığımız şu. Dilimler bir öğrencinin 100 kişi içinde kaçıncı oldu? Bak şimdi. Daha net göstereyim sana. Diyelim ki Yalvaç Fen Lisesi'ne bakalım. Alttaki sıradan başlıyorum. Yalvaç Fen Lisesi'ni dikkatli izle benimle beraber Tonguç'um. Şimdi Yalvaç Fen Lisesi 2017'de, yani TEOG döneminde 100 kişi de 13. alıyormuş. 12.8'i alıyormuş bak. 13. 100 kişi de 13. olursan Yalvaç Fen Lisesi'ne girebiliyormuşsun. Ama 2018'de LGS'de 100 kişi de 8. olursan girebiliyormuşsun. Dolayısıyla ne olmuş? Okulu kazanmak zorlaşmış. 2019'da 100 kişi de 7. olursan girebiliyormuşsun. Bak 100 kişi de 13. olunca girebiliyorsun. 100 kişi de 8. olunca girebiliyorsun.
100 kişide 7. olunca girebiliyorsun. Yani her geçen gün zorlaşıyor. Yani 100 kişide daha iyi bir sıralama girmen lazım. 2020'de ise 100 kişide 8.5. olunca, yani biraz daha rahat girmeye başlamışsın. Bu neden? Çünkü 2020'de kontenjanlar artırıldı. Yani artık daha fazla öğrenciye daha fazla okul oldu. Dolayısıyla Yalvaç Fen Lisesi 2017'de 13.yi alırken 2018'de 8.yi, 2019'da 7.yi, 2020'de ise 8.5. almış. Demek ki Yalvaç Fen Lisesi'nin puanı azalmış. Çünkü dilimsel açıdan bizi rahatlaşmış. Burası anladın mı evladım? Anladım hocam. Anladım. Çok basit. O zaman biz yüksek dilime bakacağız. O zaman birinci dilime girmek zor. 100 kişide birinci olmak zordur. 100 kişide ikinci olmak zordur. Üçüncü olmak zordur. Ama 100 kişide mesela 67. olmak, o zor değil. Yani birazcık az çalışırsak 100 kişide 67. olabiliriz. Ama o da zor esasında. 100 kişide 100. olmak en kolay. Hiç çalışmazsan 100 kişide 100. olmuş oluyorsun. Yani sonuncu olmuş oluyorsun. Burada şu çok önemli. Sen buradaki rakamlara bakarak tercih yapacaksın. Buradaki rakamlara bakarak değil. Çünkü buradaki rakamlar, puanlar değişebiliyor. Ama dilimler önemli. Şimdi geçen sene Yalvaç Fen Lisesi 7'den 8.5'a çıkmasının sebebi ne? Yani 7'den 8.5'a düşmesi diyeceğiz buna. Sebebi ne? Kontenjanların artırılması. Bu sene de hem kontenjanlar artırıldı Tonguç Eylül benim, hem de ne oldu? Daha az aday başvurdu. Yani 1 milyon 800 bin aday yerine 1 milyon 200 bin kişi girdi. Çünkü hani biliyorsun bu 2005-2006'lı muhabbeti. Yani daha az öğrenci vardı bu sene. Yani geçen sene 18 öğrenci girdi, 10'unu aldılar. Bu sene 12 öğrenci girdi, 11'ini alıyorlar. Kontenjanlar da artırıldı diye düşünüyoruz. Tabii bu biraz kaba hesap. Yani tam böyle değil. Böyle olsa o zaman zaten çok az kişi kazanmış olur. Ama gerçekten de en az bunun kadar net bir olumlu durum var diyebiliriz. Şimdi o zaman bunu net bir şekilde gördük. Mesela bak burada da aynı durum var bak. Göksun Fen Lisesi Kahramanmaraş'ta 9'da alıyor. Sonra 8'de alıyor. Sonra 9 oluyor. Sonra 8'de oluyor. Yani değişebiliyor dilimler. Ama burada niye böyle olmuş diyebilirsin. Göksun Fen Lisesi demek ki çok popüler olmaya başlıyor. Ya da şeye bakalım. Söke Anadolu Lisesi'ne bakalım. 16 ile alıyor. 11'e düşüyor. Daha zor girmesi. 11'de hala. Sonra 11-33'e düşüyor. Bak gittikçe zorlaşabiliyor. Bazı okullar çok istek olabiliyor. Ama şu Bilecik'teki Refik Arslan Fen Lisesi'ne bakalım. Bak 5-19'da alıyor. Sonra girmesi zorlaşıyor. Sonra tekrar yükseliyor. Sonra daha da yükseliyor. Niye? Çünkü ya yükseliyor derken dilim yükseldiği için rahat girmesi biraz daha kolaylaşıyor. Niye? Çünkü kontenjan artırıldığı için. İşte bazı okullarda her geçen gün puanlar yükselebilir. Çünkü onlara çok özel istek vardır. Ama bazı okullarda ise kontenjan artmasına bağlı olarak, giren aday sayısının düşmesine bağlı olarak genellikle olumlu yönde, yani sizin için olumlu yönde bir dilim azalması olur. Ve böylece çok daha rahat girebilirsiniz. Dolayısıyla yüzdelik dilim senin sıralamanı verecek. 100 kişi içinde birinci olduysan yüzdelik dilimin 1. 100 kişi içinde 17. olduysan yüzdelik dilimin 17 diyebiliriz. Dolayısıyla sen yüzdelik dilimin 17 ise diyelim ki, burada Söke Aydın 16.52 almış. Bunu tercih edebileceksin. Zaten tercih yaparken de benim dilim 17, ben sadece 17 yazacağım demeyebilirsin. Yukarıdan da tercih yapabilirsin. Yani tercihleri zaten o dönemde sana yardımcı olacağız. Bu üst kısma hayallerini yazacaksın. Biraz daha girmek istediğin okulları. Buraya tam dilimine uygun olanları, buraya da sağlamcı olman gereken şeyleri yazacaksın. Dolayısıyla 3 tür tercih yapacağız. Bu sene matematik dersinin ayırt edici olacağı söylenebilir. Matematik çok zordu hocam. Evet, matematik gerçekten birçok öğrencimizin zor geçti. Ama bizler şimdi hiçbir şekilde artık bitmiş. En iyi sınav hangi sınavdır Tonguç Eladem benim? Bitmiş sınavdır. En iyi sınav bitmiş sınavdır. Bitti. Şimdi artık sayısal ve sözel bölümdeki netlerimize göre tercihlerimizi yapacağız. Netlerimize göre, dilimlerimize göre, puanlarımıza göre tercihlerimizi yapacağız. Ama en çok da dilimimize bakacağız. Puan çok da önemli. Puan değişiyor. 2021 kontenjanları 174 bin. Kazanma oranı %17. Yani 100 kişinin 17'si kazanacak. Bu yıl nitelikli bir liseye gitme şansın daha da arttı diyebiliriz. Sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. O zamana kadar zaten seninle birlikte biz mükemmel bir şekilde tercih videoları yapacağız. Tercihlere hazırlanacağız. Hiç endişelenmene gerek yok. Tercih döneminde de yanındayız. Doğru bir liseyi, en iyi liseyi, hayallerindeki liseyi kazanana kadar sana her zaman destek olmaya devam edeceğiz. 9'da, 10'da, 11'de, 12'de hiçbir zaman peşini bırakmayacağız. Dolayısıyla bizden... Sizden kurtulamıyor muyuz hocam? Her sınıfta bize destek oluyorsunuz. Evet, bizden kurtulamayacaksın Tonguç evladım benim. Mükemmel bir şekilde seni bütün sınavlara hazırlayacağız. Lütfen hem 8. sınıfa hem de 9. sınıf kanalımıza abone olmayı da unutma. Çünkü 8'de bildirimleri kapatabilirsin belki ama tercih dönemi için gene bildirimler açık dursun. 9'da abone olup bize destek olmayı unutma. Ödülü soru yorumlarını bekliyoruz Tonguç evladım benim. İnşallah hayallerindekinden çok daha iyi bir dilim gelir. Çok daha iyi bir sıralama gelir. Ve sonrasında çok güzel bir tercih yaparsın. Niye dilim iyi gelebilir diyoruz? Çünkü kontenjanlar artırıldığı için, daha az aday girdiği için ve matematikte birçok öğrenci zorlandığı için. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.